Selamlar kanalıma hoş geldin. Bugün büyük boyutlarda bir RGB mousepad ile birlikteyiz. Rampage markasının MP24 modelli mousepadini inceleyeceğiz. Şimdi şöyle söylemem gerekiyor. Anti slip özelliğine sahip yani kaydırma yapmayan ve ışıkları gerçekten böyle naif derecede güzel gözüküyor. Sizler zaten detay çekimlerinde görüyor olacaksınız ışıkların nasıl yandığını ama tabii ki de bu ışıklar kameraya tam olarak yansıyamayabiliyor. O yüzden fiyat performans ürünü olarak Rampage'in bu MP24 4 modelli mousepad'inin kutu açılımını yapalım birlikte. Sonrasında yakın çekimlerini de kameraya alarak sizlere göstermeye çalışacağım. Keza ben şu anda konuşurken sizler detay çekimlerini mousepad'in görüyorsunuz. İsterseniz tek renk yani mavi, yeşil, kırmızı gibi renkleri yakabiliyorken isterseniz de RGB animasyonlu renklerle geçiş sağlayabiliyorsunuz. Mousepad'in sol üst köşesinde bir adet güç girişi bulunuyor. Bir de ışıkları yakıp kapatabileceğiniz, geçişler yapabileceğiniz modları arasında sürekli değiştirebileceğiniz bir tuş bulunuyor. Bu tuş sayesinde de tek tek basarak modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıyeten içerisinden bir tane de kablo çıkacak ve de bunu güç girişine takarak direkt cihaza güç verebiliyorsunuz. Bilgisayarınızın kasasındaki USB'den de güç alabilirsiniz. İsterseniz bir adaptör yani telefonlarımızı şarj ettiğimiz adaptör başına da bu USB girişini takarak ister bilgisayarınızda ister farklı bir masanızda kullanmanız mümkün. İlla ki bilgisayara takmanıza gerek yok. Hadi gelin şimdi bir kutu açılımını yapalım. Bakalım ürünün içerisinden neler çıkıyor. Şimdi kutuyu birlikte açalım. Öncelikle hemen böyle kesiyoruz etrafını bantlanmış. Kapağını kaldırıyoruz ve yan kutucuklarını da açtıktan sonra mousepad bizi karşılıyor. Mousepad'i yavaşça çıkartıyorum. Zarar görmesin diye değil herhalde bilmiyorum öyle yalandan. Bir adet şarj giriş kablosu çıkıyor. Bununla cihaza güç veriyorsunuz USB girişiyle. Ve mousepad'i açtığımızda ise ön tarafı güzel alt tarafı da anti kaydırma yapmıyor. Bu tuş çok güzel böyle hani Biraz nazik davranmak gerekiyor ama ışıklarını buradan değiştiriyoruz. Buradan da şarj edebiliyorsunuz ürünü. Bir adet de kullanım kitapçığı geliyor her zamanki gibi. Onun dışında kutu içeriği boş. Farklı başka bir şey çıkmıyor. Kutunun üzerinde de hem görsel hem de arka kısmında özelliklerine yer verilmiş. Ürünün birlikte kutu açılımını yaptık. Sizlere bir de bu kamerama göstermek istiyorum. Gerçekten baya büyük bir siyah renge sahip mousepad. Mousepad'in hemen bir ölçülerine bakalım. Öncelikle genişliğine bakıyoruz. 80 santim. Yani şu kadar bir genişliği bulunuyor. Kamerada net olarak muhtemelen gözüküyordur. Bir de enlemesine bakalım. 30 santim. Bu kadar da bir genişliği bulunuyor. 30 santimi 80 santim ya da 80 santimi 30 santim diyebiliriz. Ürün gerçekten böyle diğer baktığınız mousepadlere istinaden biraz daha böyle renk olarak daha böyle canlı renkler veriyor. Yani ışıkları biraz daha böyle tatlı ve naif duruyor. Ama dezavantaj olarak baktığımda mousepadin üzerindeki şu ışıkları hani böyle yanan yerleri biraz böyle hani şey geldi. Hemen kopabilecek ya da kırılabilecek derecede geldi. Ama tabii ki de bilemiyorum zaman da bunu kullandıkça göreceğiz Onun dışında güç girişine de baktığımızda bir adet micro SD Yani bu küçük girişli olanlardan adını tam bilmiyorum mikro girişli bir e, şarj etme yani güç verme bulunuyor Bu da yaklaşık 1 metreye yakın sanırım boyu aynen 1 metrelik bir boyu bulunuyor bu kablo da ince bu kablo yapısına ve Mouse Pede biraz nazik davranmanız gerekiyor anti-slip özelliği ile herhangi bir koyduğunuz masa yüzeyinde mousepad kaymıyor. Ayrıca mouse'unuzu rahatlıkla kaydırabiliyorsunuz üzerinde. Bu da gerçekten güzel olmuş. Mousepad ile ilgili anlatabileceklerim, söyleyebileceklerim bunlar da sizlere fiyat performans ürünü olduğu için paylaşmak ve videosunu da çekmek istedim. Ürünün açıklamaya linkini bırakıyorum. Oradan istersen inceleyebilirsin ürünü. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Bu arada abone olmuyorsun. Abone olmayı unutma. Görüşürüz.